Hedone odaklı bir yaşam mümkün müdür, iyi bir yaşam mıdır, neden? Hedone odaklı bir yaşam mümkündür, iyi bir yaşam değildir. Neden? Bu kadar zevk adamı öldürür. Hazla mutluluğu karıştıran bir medeniyetin çocukları olarak bunun zaten yıkıntısını, bunun kötü sonuçlarını hep yaşıyoruz. Yalnızlaşan, bunalımlara giren insanlar falan. Tekrar edeyim, zevk insan için biteceği belli olan bir şeydir. O yüzden acısız zevk yoktur insan hayatında. İnsan zevkin biteceğini bilir. O yüzden her zevkte bir acı gizlidir. O yüzden hedon odaklı bir yaşamı unutun. Acı odaklı bir yaşam da saçmadır. Geleni geldiği gibi kabul edip tıngır mıngır yaşanan bir hayat güzel bir şeydir. Hocam, beyin dalgaları nasıl, ne zaman, nerelerde üretilirler? Şöyle. Nasıl kupam? Benziyor muyuz? Evet, fena değil. Bilim ofisindeki arkadaşlarım. Gözlüğü. Beyin dalgaları sürekli olarak beyin hücreleri arasındaki elektriksel iletilerden üretilir ve devamlı fakat farklı durumlarda farklı frekanslarda üretilir. Yani öyle çok gizemli bir şey değildir. Aslında sadece beynimizde de üretilmez. Kalp dalgalarımız vardır, deri dalgalarımız vardır, gözümüzde bile elektriksel dalgalar vardır. Bunları uygun yöntemlerle kaydedip gösterebilirsiniz. Maladaptif daydreaming nedir hocam? Hayal kurmakla arasındaki fark nedir? İleride şizofreniye dönme ihtimali var mı? Yok, ama ne yaptın MV Türkmen? Maladaptif daydreaming böyle hayallere dalıp gitmek. Şimdi hayal kurmak aktif bir eylem. Hayatınızı kesintiye uğratan ya da sosyal ya da iş yaşamınızı bozan bir şey değil pek. Eğer tabii işi serip de bir köşede devamlı hamakta yatıp bunu yapmıyorsanız. Bu daydreaming denen hali gerçekten kafanın uçması. Yani sanki başka bir alemdeymiş gibi takılmak. Günlük işlerinize konsantre olmakta ciddi zorluk çekmek. Bunun nedeni çok çeşitli olabilir. Yani birçok problem. Alkolizmden melankoliye kadar, efendim işte bir ayrılık ya da acı ya da işte yas durumundan başka bir işte kimyasal etkine kadar her şey olabilir. Ama öyle şizofreniye dönme falan filan gibi bir şey doğrudan söylemek mümkün değil. Eğer çok etkiliyorsa kişiyi muhakkak profesyonel bir danışma alması lazım. Neden birçok sivil toplum kuruluşu varken bunlar temelde amaç olarak aynı olduğu halde bunlar paramparça bir eylem halinde? Acaba beyindeki bağlantının çok çeşitli şekilde bağlanması gibi sosyolojik anlamda beynin bu çalışması topluma uygulanabilir mi? Vallahi Rüstem, hissettim mi ne yaptım bilmiyorum. Ben şu anda buna benzer bir makale üzerinde çalışıyorum. Yani toplumun modüllerinin nörobilimsel karşılıkları üzerine bir deneme yazıyorum. Ama özellikle bu, ben de ona çok bozulurum. Bilmem neye yardım derneği adı altında 30 tane dernek var. Bunlar niye birleşmiyorlar diye. Biz maalesef şunu çok yaparız. Mesela ya biz Türkler diye başlayan bir cümle kurdun mu mesela? Türklerin diğerlerinden farklılıklarını anlatmayı severiz. Mesela biz Türkler, İtalyanlara baktığımız zaman diye başlayan bir cümle, İtalyanlarla karşılaştıracak olursak diye başlayan bir paragraf, genellikle şu açıdan farklıyız diye biter. Halbuki Türklerle İtalyanların benzerlik noktalarını saymaya kalktığınızda çok fazla benzerlik bulabilirsiniz. Ama biz bu küçük farklılıkları amplifiye etme, arttırma, büyütme eylemindeyiz. Çünkü bu işte bizim nasıl diyelim bir topluluk canlısı olmamızdan, sürü canlısı olmamızdan gelen bir refleks. Kendi klanımızı, kendi grubumuzu, kendi sürümüzü tanımlayacak özellikleri öyle çıkarıp aidiyet hissini bir şekilde oluşturmayı daha makul ve masrafsız buluyoruz zihnen. Dolayısıyla bu mesele de öyle. Mesela siz şimdi hep diyelim üniversite çağındaki gençlere imkan sağlamaya çalışan 30 tane STK bulursunuz. Bunlar hep 3 aşağı 5 yukarı aynı işi yapıyorlar ama biri X sosyoekonomik gruba, biri bir işte bilmem ne partisine yakın olana, öbürü bilmem neye yakın olana bir şeye bağlıdır. Kimisi karakaşlara, karagözlere, kimisi beyaz benizlilere. Herkes bir fark oluşturmuştur. O yüzden de biraz güçler bölünür. İşte birlik olabilsek bu tip şeylerde ki STK konfederasyonları mesela bu işi yapıyorlar. Ya da onların işte birlik teşkilatları işte bir araya gelip beraber hareket etmeye çalışıyorlar. Ama insanı gerçekten böyle bir toplu harekete sevk etmek zor. Bir de küçük STK'ların bir avantajı var. Lokal etkileri, yerel etkileri daha fazla. Zira devasa büyük yapılar ancak global büyük sorunlarla uğraşabilir ama yan mahallede adam açlıktan ölürken ona erişebilme şansı pek olmayabiliyor. Bir de bu işin hani bir iyi tarafı var. Bu bölünme hani biraz zihnimizin bazı marazi özelliklerinden kaynaklansa da toplumsal yapı itibariyle faydası da var. Küçük STK bölünmeleri yardımın daha yüksek çözünürlükle toplumun küçük katmanlarına ulaşmasını da kolaylaştırabiliyor. Buse bir soru sormuş ki benim yaygın dertlerimden bir tanesi. Kafamız dağınık ama kitap okumak istiyoruz. Odaklanamama sonucu nasıl bir şey yapabilirsek kitaba odaklanabiliriz hocam. Şimdi bir kere kafanız dağınıksa kafanızı toparlamadan kitap okumaya oturmayın. Çünkü
Kitap okumak gerçekten ciddi zihinsel mesai istiyor. Bunun için temel nefes egzersizlerini öğrenebilirsiniz. En basitlerinden bir tanesi 5 kez böyle orta hızlı nefes alıp uzun bir sürede nefesinizi vermektir. Bunu 5 kere yaptığınızda parasempatik sistem dediğimiz sakinleştirici sistem devreye girer. Vücudunuzda şöyle biraz dik oturup hafif gevşettiğinizde, böyle dik ve sağlam oturduğunuzda, karın işte omuz vesaire yüz kaslarınızı gevşettiğinizde bu birkaç nefes kafanızı toplamanızı sağlar. Bir de okuduğunuz kitaba göre mesela belli zihinsel taktikler geliştirmenizi öneririm. Benim taktiklerimden bir tanesi genellikle hızlı okumaya kalktığınızda gözünüzün satırlar arasındaki zıplamasına zihniniz konsantre olur. Bu sizin metindeki anlamdan ve onu tahayyül etmekten uzaklaştırır. Bunun yerine okuduğunuz kelimeleri görselleştirerek hayal etmeye çalışın. Yani o kelimenin çağrıştırdığı anlam ya da orada bir olay okuyorsanız o olayı izliyormuş gibi kafanızın gözünde, zihninizin gözünde canlandırmanız faydalı olabilir. Bir süre sonra zaten eğer sürükleyici bir şeyse kitabın içerisine giriyorsunuz. Konu zaten kaptırıp gidiyor. Sizin artık dikkatiniz kitapta oluyor. Ama dağınık kafayla bunu yapmaya oturmanızı çok önermem. Yani kitap gerçekten ciddi bir iş. Sinan Hoca mutlu mu? Demiş Yasmin. Allah'a şükür çok mutluyum. Yani şöyle yani hayatımda ters giden bir sürü şey var. Canım sıkan çok şey var. Zor olan bir sürü şey var. Özlediğim çok şey var. Kızdığım çok şey var. Ama çok şükür bunların hepsi iyi ki var. Üzen de var, sevindiren de var. Seven de var, sevmeyen de var. Hepsi iyi ki var. Hakikaten çok şükür çok mutlu bir insanım. Daha mutlu olunabilecek bir hayatta pek düşünemiyorum. İnşallah daim olsun. Bundan çok dışarı çıkmayalım. Kötülük yapanlar nasıl bu duyguyu yaşıyor? Kötülük ne? Bir başkası sizin kötülük dediğiniz bir şeyi tamamen çok iyi niyetlerle ya da tamamen çıkar amaçlı olarak yapıyor olabilir. Bunu kötülük olarak görmüyor olabilir. Yani onunla beraber yaşıyorsa aslında çok da sorunu yoktur muhtemelen. Günümüz insanların sürekli kutuplaşma çabasının biyolojide bir açıklaması var mı? Var. Kutuplaşma biraz işte kendinize benzer insanlarla birlikte diğer insan gruplarına göre farklarınızı abartma eğiliminde olduğunuz durumlarda ortaya çıkar. Bir de hep bunu derim yani gerçi biraz bunu snob bulan arkadaşlar oluyor ama kendi hayatının ajandası olmayan insan düşmanla hayatta kalır. Yani bir düşman bulur, onunla savaşacağım, işte onu dünyadan sileceğim ya da ne bileyim onu işte bir şekilde onunla mücadele ederek hayatımı geçireceğim diye hayatına bir anlam katmaya çalışır. O yüzden bu gruplara bölünme kendi hayatının içsel amacı zayıf insanların çok sevdiği toplulukları oluşturur. Birçok insan da buraya taraftar olmasının sebebi budur. Maalesef hayatta insanlarımıza böyle doyum yaşayabilecekleri bir hayat amacı maalesef veremiyoruz. İnşallah onu yaptığımızda sanıyorum sistem daha güzel olacak. Düşünce gücüyle iyileşmek mümkün mü? Mümkün. Ama bu muhtemelen sizin ve benim yapamayacağım bir şey. Birçok şey mümkün. Mesela dünyaya bir gök çarpması da mümkün. Ya yani bu ihtimaller arasında var. Fakat yakın bir zamanda beklemiyoruz. Çünkü çok 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 düşük bir ihtimal. Düşünce gücüyle iyileşmek de gerçekten teknikleriyle uzun sürede işte uzmanlaşılırsa ileri düzeyde başarı kaydedilebilecek bir alan. Ama oturduğum yerde ben iyileşeceğim hasta değilim ki hay falan diyerek olan bir şey değil. Bu başka bir disiplin. Zihnin beden üzerindeki hakimiyeti için belki aylarca belki yıllarca çalışmanızı gerektirecek. Özel teknik ve hani ritüel bazlı tekrarlı hareketleri içeren bir sürü disiplinleri içeren bir sistemler bütünü. Farklı farklı kültürlerde farklı sistemler var. İddialar çok büyük ama bugünün modern dünyasında biz düşünce gücüyle iyileşme dediğimizde hemen işte X ilacını alıp da falanca ağrımızın geçmesi gibi bir iyileşme düşündüğümüz için bu konuda çok fazla ilerleme kaydedebilmemiz çok olası değil. Çünkü gerçek iyileşme meselenin kökenine inip kökeni çözerek o çözümden sonra kendini daha iyi hissetme meselesi. Dolayısıyla bu düşünce gücüyle de bunu yapmak için bayağı bir fırın ekmek yemek gerekiyor.